Program devam ediyor. Şebnem Ferah'ın albümden şarkılar çalmaya devam edeceğiz ama şimdi çok kısa bir ara var. Ben de bu arada sana o kapağı göstereyim. Tamam, anlaştık. Sen neler düşünüyorsun? Birazdan anlaştık. Şebnem Ferah'la sohbetimiz devam edecek. Çukopu'nun lideri Show Radyo'dasınız. Bir yerlere ayrılmayın. Sadece yarım saat tutuştuk el ele.
bazı şarkılar vardır Şebnem'cim, bitmesini istemezsin ve sürekli dinlemek istersin ya. Albümü ilk dinlediğimde beni en çok etkileyen şarkı bu oldu, öyle söyleyeyim sana. Süpermiş. Hani özellikle son 1,5 dakikası seninle de paylaştım az önce. Hı hı. Acayip güzel geliyor ve hani o bölümü de sadece son ses dinlemek lazım. Metin Cem'in gitar solosuyla başlayan bölümden söz ediyorsun. Aynen. Onda ellerine sağlık, hakikaten güzel bir bölüm. Şebnem Ferah acayip güzel şarkılar yazıyor, acayip güzel şarkılar yorumluyor. Bu albümde onlardan bir tanesi ve albüm Müzik Marketler'de. Şebnem Ferah hayranı olan olmayan herkese tavsiye ediyoruz. Şiddetle dinlemenizde fayda var. Çok özel şarkılar bulacaksınız. İstiklal Caddesi kadar da bugünlerde Show Radyo'da en çok istek alan şarkılardan bir tanesi. Öyle söyleyeyim. Ya albüm yavaş yavaş belki etkisini ve gücünü gösterecek ama hani albümden öne çıkacak daha çok fazla şarkı var gibi geliyor bana. Sen ne hissediyorsun bu albümde bu şarkılarla ilgili? Aslında benim bütün albümlerim için böyle bir saptamada bulunmak yanlış olmuyor. Yani hani ben bir albüm yaparken içinde bir tane iki tane güzel şarkı olsun, hiç şarkı olsun, gerisi de pek önemli değil diye düşünsem zaten stüdyoya girip 6 ay çalışmam. Yani her bir şarkı sanki o albümün en önemli şarkısıymış gibi çalıştığımız, özendiğimiz için. Tabii ki herkesin zevki farklıdır ama onların her biri benim için albümün en değerli şarkısıdır. Yani toplamı, o albümün toplamının uzun ve iyi ve harika bir şarkı gibi en azından bana gelmesine gayret ederim. Öyle hissettiğim zaman dinleyici arkadaşlarımızın beğenisine sunuyoruz. Zaman zaman ya az önce kendi aramızda yaptığımız sohbette de bazen bir takım şarkıların dinleyicilerle buluşması çok uzun zamandan sonra bile olabiliyor. Olabiliyor, aynen. Sil Baştan'ın 2001 Perdeler albümünde yer alıp ama 2007 Bostancı konseri DVD'sinden sonra bir rotasyona girmesi gibi. Ve hit olması ve hani aylarca haftalarca radyoların bir numarasında kalması. İşte bu şeye en iyi örnek aslında. Sizin yaptığınız şey kendi mutlak değeriyle orada aynen duruyor ama insanlar ona ne zaman ve ne şekilde reaksiyon verecekler o. Yani bir albüm çıkardıktan sonra hakikaten benim kontrolümden çıkan bir şey. Hı hı. Ben ne yapabilirim? Ben sadece sunduğum şeyden emin olabilirim. Kendim onun sahnede performe etmekten mutlu muyum? Arkasında durabiliyor muyum? Zaten arkasında duramayacağım bir şey. Hiçbir zaman yapmamaya gayret ediyorum. Müzikal olarak ben kendim dinlemeyi seviyor muyum? En çok buna dikkat ediyorum zaten. Gerisi o kadar çok değişkeni olan koşullar altında hareket ediyor ki bununla ilgili tahminlerde bulunmak, bununla ilgili şöyle yaparsam şöyle olur falan demek bana çok yersiz geliyor. O yüzden yani albümü sunduktan itibaren sadece geriye umarım dinleyiciler de beğenir demekten başka bir şey kalmıyor. Kalmıyor değil mi bu albümü bitirdikten sonra da? Ki dinleyiciler de galiba yavaş yavaş keşfetmeye, özellikle senin fan dinleyicilerin hemen keşfetmeye başlıyorlar. Ve onlardan zaten o kadar çok fazla mail ve istek alıyoruz ki hani yalnız çıkış şarkısı ama onun dışında bir hafta sonra bile işte eskiyi çalar mısınız, İstiklal Caddesi kadar çok güzel bir şarkı diye reaksiyonlarını yavaş yavaş ve hızlı şekilde aldığımız sanatçılardan bir tanesin. Yaptığın her albümde bunu görüyoruz. Şimdi çok güzel bir proje yaptın 2007'de. Bostancı Gösteri Merkezi'nde çok güzel bir konser verdin. Onun DVD'sini çıkardın. Aynı zamanda albüm kaydı da yayınlandı. Böyle bir proje olacak mı yine ileride? Düşünüyor var, musun? Var, istiyorum. Akustik bir konseri görsel olarak da işitsel olarak da kaydedip hem DVD'sini hem albümünü yine benim yıllardır bilinen, beklenen, sevilen şarkılarımdan bir playlist oluşturup bunu da bir konser haline getirmeyi arzu ediyorum ama hani bu 2 yıl sonra mı olur, 1 yıl sonra mı olur, ne zaman olur bilmiyorum. Çünkü dışarıdan sadece bir konseri kaydetmek gibi kolay gözükse de onun ön hazırlığı, provaları, bir de görsel kaydının montajı. Yani oluyor, 25 şarkıya video klip çekiyormuşsunuz gibi düşünün. Onlar çok uzun sürüyor gerçekten.